Şimdi ben benzin aldım ve dolaşmaya çıktım. Bakın her yer kapalı. Bugün Thanksgiving olduğu için bakayım dedim nereler açık. Bazı yerler açık olabiliyor çünkü. Bazı yerlerde kapalı oluyor. Uyuyor yani eski adetlerine. Ama bazı yerlerde iyice para olarak düşünüyor. Böyle öğlene kadar açık tutuyor bazı yerler artık. Sonra kapanıp 2-3 saat sonra hazırlık yapıp tekrar açıyorlar. Bu şekilde de yapan var. Belli olmuyor yani. Şuraya getireceğim sizi. Best Buy. Elektronik aletlerinin olduğu yer. Fiyatlara da hiç bakamadım. Ne kadar, nerede, ne indirimi var. Hiç bakamadım. Yarın Black Friday yani Kara Cuma. Yarın gelebilir miyim buralara hiç bilmiyorum. Yani kalabalık olur mu olmaz mı bu sene onu da bilmiyorum. Bakın sırayı hazırlamışlar zaten burada. Sıra yerine. Burası kapalı. Yarın açılacak. Ya da bu gece mi açılır ama bu gece kapandığı için bence yarın açılacak. Yani sabaha karşı ya da. Çünkü sıra şeyini hazırlamışlar burayı. Genellikle sabaha karşı 3, 5, 6. Orada Hobby Lobby var. O da kapalı. O saatlerde açıyorlardı normalde. Sabah yani. Cuma sabahı. Sabah 5, 4, 3. Yer yeri. Şey oluyordu yani farklı oluyordu. Yer yeri tutmuyordu. Karşıda da şey var. Lowe's. Orası da şey yapı market mi diyor, deniliyor Türkiye'de. Yapı market. Buranın arkasında da bir tane yapı market var zaten. Karşılıklı. Böyle. Şimdi AVM'ye gidiyorum. Kapalı üstü açık AVM. Bakalım oralar nasıl. Bir de oraları göstereyim size. Birazdan görüşürüz. AVM'den önce buraya geleyim dedim. Burada da böyle ufak ufak alışveriş merkezleri var. Burası Ultra Beauty. Makyaj, saç, o şekilde şeyler var. Karşıda Costco var. Duymuşsunuzdur ismini. Meşhur Costco. Burada benzini de var. Bakın her yer kapalı. Orası da kapalı. Burası HomeSense. Burada da dekor, ev dekor. Burası benim en sevdiğim yerlerden birisi. Yani bu 2-3 tane yer, store. Alışveriş merkezi. Burada aynı şekilde Home Goods. Burada ev eşyaları. Dekorları. Burası Marshalls. Bunlar birbirine bağlı zaten. Aynı kişiye ait. Yani aynı. Burası da kıyafet satıyor genellikle. Şey, ünlü markaların kıyafetlerini daha ucuza bulabiliyorsunuz. Burası PetSmart. Hayvanların için yer. Yani bu kadar boş bir Christmas'ta bir de bugün bulabiliyoruz her yeri. Böyle şimdi ben dediğim gibi AVM'ye gidince tekrar açarım inşallah. Costco'nun önüne getirdim sizlere. Burası girişi. Böyle. Burada namı diğer Walmart'ımız var. Walmart da kapalı mı bilmiyorum şu anda. Buraya da geçeriz. Normalde karşıdan karşıya geçilmemesi için büyük şeyler koyuyorlardı, teller ama bu sene koymadılar. Neden bilmiyorum. Ama burası da kapalı. Gördüğüm kadarıyla kimse yok çünkü. Ama belki de dediğim gibi bu akşam 4'te 5'te de açabiliyorlar artık. Hani yarın değil de ya da
hiç açmayıp 4'te 5'te buranın saatiyle yani 17-18 gibi açabiliyorlar. İnternetten bakmadım açıkçası. Bakmam lazım. Burası AVM. Burası açık. Buralarda boş. Herkes benim gibi dolanmaya çıkmış. Yemeklerini 4-5 gibi, 3 gibi yiyorlar yani. Sonrasında da genellikle açılan yerlere gidip alışverişlerine başlıyorlar insanlar. Ama açılmıyorsa da sanırım movie yani şey açık oluyor bu akşam. Film izleme yeri, sinema. Sinemaya giderler açılırsa. Açılmazsa evde birbirleriyle yani zaten aileleriyle birlikte olurlar diye düşünüyorum. Christmas süslemeleri başlamış. Bakalım ağaç koyuyorlardı genellikle. Koydular mı bilmiyorum ama bu sene daha hiçbir şeye bakamadım. Ahmet koymuşlar, ağaç orada gördüm. Bu sene gerçekten çok hızlı geçti ve uzun zamandır doğru düzgün alışveriş yapmıyorum yani. Sadece kıyafet, pardon yiyecek alışverişi yapıyorum. Kıyafet alışverişi yapmıyorum. Burası Gap. Burada Levi's var. Bu AVM'ye o kadar çok insan geliyor ki outlet olduğu için ta aşağılardan New York'a doğru olan yerlerden otobüslerle gelenler oluyor. Çünkü outlet olduğu için biraz daha fiyatları indirimli ve markalar tabii ki. O yüzden çok iyi. Özellikle yazın kalabalık oluyor. Bu Christmas zamanı da kalabalık oluyor. Ama dışarısı açık olduğu için kışın biraz soğuk oluyor. Yazın daha güzel oluyor tabii ki. Burası gece gelip de çekmek lazım. Işık çünkü ışıklar o zaman yanar gece. Oturma yerlerini daha da çoğaltmışlar bu sene. Bu kadar yoktu. Böyle bu şekilde, arka tarafı da bu şekilde buranın. Orada da farklı markalar var. Arka tarafı da böyle büyük. Burada AK var, PS var. Burada H&M var. H&M sanırım Türkiye'de de var. Ama nedense ben burada hiç kendime göre bir şey bulamıyorum. Neden bilmiyorum. Old Navy Türkiye'de var mı onu bilmiyorum. Gap var ama onu biliyorum. Bir de öbür tarafa dolandırayım sizleri. Böyle kesinelim. Adidas yoktu. Adidas açılmış. Bu yeni gelmiş. Çünkü bir ara vardı. Bir ara kapandı. Geri gittiler. Sonra tekrar geliyorlar. Yani belli olmuyor. Karşı tarafta Lacoste var. Armani var. Burada Nike var. Var. Böyle. Benim gibi böyle dolaşan arabalar var. Tek tek bazen geliyorlar. Tommy var burada. Forever var. Buraya da ağaç koymuşlar. Buraya bazen ben yürüyüşe geliyorum. İyi oluyor böyle. Nautica var. Zealous Diamond yeri. Burası Aşkaş. Çocukların kıyafetleri var. Çocuk kıyafetleri gerçekten iyi oranın. Amalı iyi oluyor. Saç var. Burası pijama, iş çamaşırı yeri. Carter var karşıda. Victoria's Secret var karşıda.
bomboş sokaklarda gezmek hoşuma gidiyor açıkçası. Buranın içerisinde yemek yeri var. Şurada restoranta var ufak bir şey. Öbür tarafınki daha biraz önceki gezdiğimiz yerinki biraz daha büyük. Buranınki biraz küçük. Burada Amerikan diye bir yer vardı. Eagle mı ne? Orası kapanmış sanırım. Dediğim gibi kimi geliyor, kimi gidiyor bazı mağazalar belli olmuyor. Ralph Lauren'in çocuk bölümü. Buraya da ağaç koymuşlar dediğim gibi. Koç var. Anne Tyler var. Kıyafetler böyle. Victoria's Secret var burada. Bakalım. Buraya koymamış. Buraya koymamışlar. Yok, geçen sene koymuşlardı. Buraya hiç sıra için bir şey konulmamış nedense bu sene. İlginç. Walmart'ın oraya da konulmamıştı. Dediğim gibi takip edemedim bu yıl. Ne olup bitiyor? Tam olarak bilmiyorum, emin değilim yani. Burası Ralph Lauren'in normal yeri sanırım. Buradan da çıkış var ama buradan çıkmayacağım. New Balance var, ayakkabı, spor ayakkabısı. Crocs var sona doğru. Disney var. Disney kapandı denildi ama bilmiyorum buradaki kapandı mı. Sanırım kapanmış olabilir. Evet. Kapanmış maalesef. Calvin Klein var bir de. Evet, Calvin Klein. %70 indirim diyor. İçeri girip gerçekten o kadar indirim var mı bakmak lazım. Sonra görüşürüz. Burada Starbucks, Aldi, Christmas Tree var. Buralar da boş. Bugün sadece benzinlikler, böyle 7-Eleven'lar, kahve yerleri. Ama dediğim gibi bakın Starbucks'a kahve yeri ama orası kapalı. Oralar açık. Onun dışında her yer kapalı. İnsanlar da birbirlerine gidiyorlar böyle yemeğe falan. O şekilde yani.